Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 11 Eylül 2020 günlerden Cuma, saatlerimiz 10:14'ü gösteriyor. Hepinize hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun sevgili yarışseverler. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü dilerim. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 11 Eylül 2020 Cuma günü gündüz program biliyorsunuz Bursa'da koşulacak. 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimizi verdik. Yine akşam yarışları İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da az evvel İstanbul 1. altılı ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi İstanbul 2. altılı ganyan analizimize. Özellikle analizlerime geçmeden önce kanalımıza abone olmadan izleyen arkadaşlarım da ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Bir YouTube kanalıdır. Sadece desteklerinizi bekliyorum. Emeklerimin karşılığında videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyecektir. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını ve kanalımıza destek olmasını önemli rica ediyorum. Ayrıca videolarıma beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Atacağınız her beğeni, yazacağınız her yorum bizi gerek Google'da gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. İlk sayfalara çıkaracaktır arkadaşlar. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın destek olmasını bekliyorum diyerek ben İstanbul 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 10 koşuluk bir program var. 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak. Maiden yarışı altılı ganyanın ilk ayağı sevgili yarışseverler. Burada öncelikli ismim Ekürü safkanlardan Sonal temsilcisi Bamka. Evet arkadaşlar, Sonal temsilcisi Bamka 3 torunu 4 numaralı Kara Kaplı. Bugün Şişman Çizik idaresinde piste çıkacak. Sayın Mehmet Altın'a ait bu safkan benim birinci şanslı safkanım olacak. Aynı zamanda 4 numaralı Kara Kaplı, 7 numaralı Küçük Joker isimli safkanla ekürü olarak piste çıkacak bugün. Yine 4 numaralı Kara Kaplı'ya ilk rakip olarak 6 numaralı Kayakan isimli safkanı öneririm arkadaşlar. Bu safkanlı bir Japon gülü orijinidir. Anne tarafından güzel bir kanatlı var. Babadan Batukan yavrusu Sayın Özgün Kaya'ya ait. Bugün Burak Akçay'la piste çıkacak. 6 numara Kayakan'ı da ikinci şanslı isim olarak öneririm. Yine 3 numaralı Kafkasım Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Bu safkanın da özellikle son yarışını beğendim arkadaşlar. Bugün üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Muzo Baba. Anne tarafından Kayızbert'in kanını taşıyor. İşlerinde beğenimi kazanan 8 numaralı Muzo Baba da Muhammed Hamadi idaresinde ilk 4 safkan içerisinde değerlendirilmelidir. Bu 4 safkan dışına çıkarsa sevgili yarışseverler 9 numaralı Onuk Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak. Bu safkan da bugün dikkat edilmesi gereken isimdir. Yine 5 numaralı Karbatur, yine ekürü koşma avantajı bulunan bir safkan. 1 numaralı Atlı Kaan'la ekürü olarak piste çıkıyor. Ve son isim olarak da 2 numaralı Bay Doğru isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak satış 2 koşusuyla devam edecek. Gerçekten zor bir yarış arkadaşlar. Burada özellikle El Corredor temsilcisi Always Classic torunu 8 numaralı Relax ilk şanslı safkanım olacak. Yine kaliteli bir safkan, kaliteli bir pedigri, güzel işlerle bu yarışa hazırlanan Expanson'ın tayı 4 numaralı Kurtzar. Bugün Mert Ali Solmaz idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Yine 13 numaralı Empress Foist'in isim safkan da Mehmet Kaya idaresinde ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmesi gereken isimlerdendir arkadaşlar. Yine 10 numaralı
Melli isimli safkan da bir Hayri Baba temsilcisi bugün Gökhan Gökçe idaresinde ters bir yarış çıkarabilir. Etkili bir yarış gelebilir. Safkanlar birbirine gerçekten çok eşit arkadaşlar. Bu koşuda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Yine 11 numaralı Megiçin Goşa özellikle son yarışlarında kendine gelme yolunda görüldü. Biliyorsunuz bu safkan Sayın Semra Erkuş'a ait. Bugün Samet Erkuş idaresinde piste çıkacak. 10 numaralı Untimali isimli safkan da bugün kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine evet. Yine 6 numaralı 11 numaralı Megiçin Goşe'ye söyledik. 10 numaralı Untimali dedik. Yine 6 numaralı Peggy Pundi arkadaşlar Muhammed Hamadi idaresinde piste çıkacak. Yine 3 numaralı Kaytano ve 2 numaralı Güvenhan sırasıyla bugün kuponlarda bulunması gereken isimlerden diyorum. Ve Altılı Ganyan 3. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Burada da 6 numaralı SS Balcı. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkacak. Bin Ribbon Bin temsilcisi benim birinci şanslı safkanım olacak. Özellikle yarış gördü. Safkanı hazır görüyorum. 6 numara SS Balcı'ya bugün dikkat diyorum arkadaşlar. Yine 8 numara La Cuarda kalitesine inandığım bir safkan. Bugün çok farklı bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Marlin torunu 8 numaralı La Cuarda da bugün mutlak süretle kuponlarda bulunmalı. Yine 3 numaralı Tivoli Hişman Çizik idaresinde bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir arkadaşlar. Yine bütçe durumunuza göre 4 numaralı Bay Rossi, 9 numaralı Win for Elif ve 5 numaralı Big Name isimli safkanlar sırasıyla bu koşta değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın son 3 ayağında kuponları rahatlatacağım arkadaşlar. İlk 3 ayakta sürpriz aradık. Zor yarışlardı. Altılı Ganyan'ın 4. ayağına Banco bir isimle gireceğim. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak kısa vade 8 yarışı. Arkadaşlar ben burada özellikle inandığım bir safkan var. Bugün Gökhan Kocakaya'nın da binmesiyle mesafesinde koştuğunu düşündüğüm Luxor Tanem orijiniyle Lockton'un da kanı taşıyan 1 numaralı Jetta'yın ben bu mesafede bu rakiplerinle başa çıkabileceğini düşünüyorum. Ve 1 numaralı Jetta'yı yarış sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak tercih ediyorum. Bugün bu yarışı bu mesafede kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin pistte koşulacak maiden yarışı. Burada da esasen programa baktığım zaman çok tuttuğum bir isim var. Özellikle son koştuğu yarışta 7.liğini çok beğendiğim bir safkan var. 5 numaralı Joker temsilcisi 5 numaralı Hat Sabırlı arkadaşlar. Gerçekten son yarışında 7.liği çok yakındı ve özellikle Muhammed Hamadi idaresinde çıktığı yarışta çok etkili koştu. Çok beğenim kazandı. Safkan ilk sentetik pist, ilk kum çim yarışlarında kötü koştu ama son yarışında özellikle Muhammed Hamadi ile kantarması uyduğunu düşünüyorum. Bugün çim pisti de etkili koşacağını düşünüyorum. 5 numaralı Hat Sabırlı isim Safkan'ı ben bugün birinci şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine 4 numaralı Ertegi arkadaşlar bu safkan özellikle çok büyük bir eşkal, çok güzel bir eşkale sahip. İlk dördüncülüğünde çok beğenim kazanmıştı. Yine Haris Kartaş idaresinde piste çıkmıştı. Ardından üçüncülüğü güzeldi. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Dörtlüme Ertegi binini 1.07 iş yapmış. Galopları çok güzel bu safkanın. Hazır girecek bu yarışa Gökhan Kocakaya idaresinde 4 numaralı Ertegi'de benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Alev Saçan hakkında kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar 1 numaralı Alev Saçan özellikle gerilerden çok rahat geldi. Nefesiyle geldi, ciğeriyle geldi. Ama Hişman Çizik arkadaşımız bir türlü safkanla başa çıkamadı. Hep sağa çekti, hep sağa çekti. Hani o gelişte rakibini
rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahipti. Ama Safkan tam rakibinin yanına geldiği zaman rokluk yaptı. Evet, Gurbetçi isimli Safkan'la koşuyordu. 1201-22-87 yaptı o yarışta. 57 kiloyla ikinci geldi ama bir türlü Safkan'ın sağ çekmesini engelleyemedi. Sürekli Safkan düzeltti. O anda yarış bitti ama arkalardan önlere gelişi, önlere sarkışı çok etkiliydi. Keşke o şekilde gelip transit geçseydi. Bugün Akın Süzen daha tecrübeli bir isim. Daha çok yarış görme tecrübesi var. Ben bir numara alev saçan isim Safkan'ı düzgün koşması durumunda bu rakiplerini geçebileceğini düşünüyorum. Özellikle uzun mesafelerde etkili bir Safkan olacağını düşünüyorum. Bir numara alev saçanın bir ateş topu temsilcisi, bir saburay torunu. Bir numara alev saçan isimli Safkan da üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Burayı yeterli görüyorum. Ve altılı gayanın son ayağı. Dörtlü kare yaşlı Arapların 1900 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı 3 dişlere mahsus yarışını iki Safkan'la değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle bir Safkan'ın yarışı kazanmasını bekliyorum. Rakip vereceğim arkadaşlar. Berksoy'dan orijiniyle Çelebi'nin de kanı taşıyan 4 numara Petek Kağan son yarışında adeta bir tavşan gibi zıplaya zıplaya rahat aksiyonlarla kazandı. Koşmuş olduğu sentetik yarışı. O gün Mehmet Kaya arkadaşımızın idaresinde piste çıktı. Daha önce de Mehmet Kaya ile tecrübeli yarışları vardı arkadaşlar. Güzel yarışları vardı. Ben 4 numara Petek Kağan'ı bugün bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Mehmet Kaya idaresinde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu Safkan'ın kötü koşması durumunda grubun kaliteli Safkan'ı Kaizberg temsilcisi 2 numaralı Hilal Eda'yı da 4 numara Petek Kağan'ın kötü koşması durumunda bu koşunun sigortası olarak görüyorum. Burayı da 4-2 şeklinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler. Ve ufak altılı ganyan analizlerim şu şekilde olacak arkadaşlar. Altılı ganyan ilk ayağında yine 4 numara, 6 numara, 3 numara, 8 numara, 9 numara, 5 numara ve 2 numara. Hatta 10 numara gelin kaya yazacağız. Altılı ganyan ikinci ayağında yine 8 numara Relax, 4 numaralı Kurt Zahar, 13 numaralı evet Empress Faustin, yine 10 numara, 11 numara, 6 numara, 3 numara ve 2 numara yine ayırmadan yazacağız. Altıgan 3. ayağında ben 6 numaralı SS Balcı, 8 numaralı La Cuerda, 3 numaralı Tivoli ve evet arkadaşlar yeterli olarak görüyorum bu koşuya. Altılgay'ın 4. ayağında 1 numaralı Jetta'yı ben banko olarak yazacağım bugün. Bu mesafede Gökhan Kocakaya'yı gördüm arkadaşlar. Lockton, Safkan bir Lockton torunu, bir Luxor yavrusu. Özellikle 1200 mesafede 1.06.62 gibi rekor derecesi var arkadaşlar bu Safkan'ın. Bugün ben Jetta'yla Gökhan Kocakaya'nın potaya önde geçmesini bekliyorum. Yine Altıgay'ın 5. ayağında ben 2 Safkan'ı değerlendireceğim. 5 numaralı Hat Sabırlı ve 4 numara Ertegi şeklinde değerlendireceğim. Altıgay'ın son ayağında da ben 4 numaralı Petek Kağan isimli Safkan'ı banko olarak yazacağım arkadaşlar. Ufak altılı ganyan analizlerimde. Umarım güzel bir tahmin olmuştur. Umarım şanslı kalemleri oluruz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar derim. Hepinize hayırlı cumalar derim arkadaşlar. Kanalımızı bir arkadaşınıza önermeyi, videolarımızı bir arkadaşınıza izletmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.